Bir kere büyük resimden küçüğe doğru bakmak gerekiyor. Bunu hep konuşuyoruz. Yani dünyada trendler nereye gidiyordan başlayıp riskleri algılayıp ve potansiyelleri de algılayarak bakmak lazım. Şimdi dünyada bunu hep konuşuyoruz seninle. En büyük gösterge Amerika faizi, Amerikan faizi ve Amerikan faizinde de yavaş yavaş bir normalleşmeye, enflasyonda normalleşmeyle beraber faizde de bir normalleşmeye, durmaya, belki de artık düşürme dönemine doğru gidiyoruz. Bunu bir kenara yazalım. Yani bu ama uzun vadede sonuç üretecek bir şey. Ama bunu unutmayalım, bu uzun vadede sonuç üretecek bir şey. Tamam, bu cepte dursun. İkinci, Türkiye'de ne oluyor? Tamam mı? Baktık teleskop, ters teleskoptan uzaydan. Türkiye'de neler oluyor? Abi Türkiye bir dezenflasyon programı uyguluyor kardeşim. Yani dezenflasyon programında ne yapacaksın? Birinci silah faizi yükseltmek abi. Likiditeyi daraltmak, tüketimi kısmak, boğazını sıkacaksın tüketimin. Yani bunu yaptığın zaman ne olacak? Para değerli hale gelecek. Türk lirası değerli hale gelecek. Yani aranan bir meta haline gelecek. Bu böyle değildi. O yüzden borsa deli gibi koştu. O yüzden yeni 8-5 milyon yatırımcı geldi. Çünkü alternatifi yoktu. Yani borsa çok ucuz diye gelmedi. Abi bu tren gidiyor. Ben de buna bineyim diye geldi. Bunu biliyoruz. Tamam mı abi? Şimdi faiz yükselince 45 abi mevduat faizi. 50-60 bandında da kredi faizi var Türkiye'de. Hala bugün için reel faiz yok. Hala enflasyonun altında nominal faiz. Ama ciddi bir maliyet var. Dolayısıyla artık bu tarafta ciddi bir getiri potansiyeli olduğu için para sorgusuz sualsiz abi alalım bu borsa gidiyor. O halka arz geliyor hemen dalalım içine falan diye bir durum yok yani. Bu bir yani finans profesörü olmaya gerek yok bunlara bakmak için. Bunlara herkes bakabilir. Şimdi dolayısıyla geldiğin noktada %45-50 bandında Türk lirası getirisi varken mevduat ve özel sektör tahvillerini kastediyorum. Şimdi aylık %5 civarında 4-5 bandında nominal getiri varken bundan vazgeçip bu para bu flow borsaya akar mı abi? Akmaz. Ne akar? Yabancı akar. Gelirse bu borsayı yukarı taşıyacak olan yabancıdır. Ya yabancı akacak ya faiz kafayı aşağı kaldırınca, aşağı çevirince paranın yönü borsaya dönecek. Dolayısıyla kısa vadede bir rally malli çok beklemeyelim yani. Ama bu hani birinci yatırımcı kategorisinde birinci yatırımcı bu dönemde bunu tercih edebilir. Fakat şunu da bir kenara koyuyoruz abi. Uzun vadede doğru seçilmiş şirketler hepsini aşıyor. Şimdi %45 mevduat faizi var ama abi kocaman da şirket var orada yani. Bir bak bakalım. Yani o şirket ne iş yapıyor? %45 enflasyon, %45 mevduat faizine rağmen para kazanan ve doğru yatırımlar yapan şirketler var. Bunları da bu dönemde biriktireceksin. Yani dengeli bir portföyle gitmek lazım. Nakit akışını bozmadan dengeli bir portföyle gitmek lazım. Yani şimdi önümüzdeki dönemde faiz sonsuza kadar böyle mi gidecek abi? Hayır. Geçenlerde de bunu konuştuk. Faiz belli bir yere gelecek. Enflasyon kafayı indirecek. Kalıcı olduğunu ikna olduğumuz zaman da Merkez Bankası diyecek ki ya ben baktım faiz şey enflasyon ekonomisi stabilize oluyor. Ben artık bu faizi arttırmayacağım. Hatta düşüreceğim diyecek. Daha önceki yayınlara bak ne dedik? Dengeli portföyde. O zaman orada portföyde uzun vadeli tahvillerden koyman lazım. Faiz düşecekse sen ekstra sermaye kazancı yaratacaksın. Ha, o dönemden önce de doğru bulduğun şirketleri abi söylüyorum fiyat kazanç oranı 2 olan şu anda defter değerinden işlem gören sanayi şirketleri var abi yani. Bunu faiz %15'te bu değerleri bulamayacaksın. Yani bulamayacaksın. Yani şimdi şirket ismi söylüyorum. Ondan sonra da diyor ki abi bize söyledin aldırdın perişan olduk. Öyle değil abi. Bak abi Erdemir'e bak işte. Ya, ama yarın Erdemir yükselecek diye bir şey yok abi. Bir bakın şirketin bilançosuna, değerine bir bakın yani. Bunlar hep biriktirilecek kağıtlar. Yani dolayısıyla hani dengeli bir portföy yönetmek gerekiyor. Nakit akışını bozmamak gerekiyor. Acele etmemek gerekiyor. Yani hani borsada bir koydum, onu aldım diye bir şey yok. Onu ancak 5 yılda, 10 yılda yapabilirsin. Yani ama abi işte şunu götüreceklermiş, buradan alacaklarmış. İşte 5 katı talep gelmiş de halka arzdan bilmem nereye gidecekmiş. Onların bir ağzını bağlayıp taş da bağlayıp böyle denizin derinliklerine bir atalım o hikayeleri yani.
Matematik hesap var ha burada. Çok basit yani. Borsada para kazanmak o kadar da kompleks bir şey değil abi. Araştırma raporlarını oku, trendlere bak. Yani bir de dengeli bir portföy yönet. Bu kadar basit yani. İhsancığım. Çok teşekkürler Tayfun abi Rica verdiğin ederim. değerli bilgiler için. İzleyenler için de lütfen siz de bu yayını beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Videonun altına yorumlar yapın. Bir sonraki programda sizin yorumlarınız üzerinden ben Tayfun abiye sorularımı sorayım. Tayfun abi tekrardan çok teşekkürler. Haftanın geri kalanında sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Artuş Bey gibi kapatmış olayım bu yayını da. Görüşürüz herkese Görüşmek üzere. sevgiler. Görüşmek üzere.